Bulunduğumuz yer Van 5 kilometre mesafede bulunan Beleko Dağı'nın yamacındaki Aziz Thomas Manastırı. Aziz Thomas Manastırı'nı 1580'lerde Kirakos tarafından inşa edilen bir manastırımızdır. Kutsal eşyaların saklanması amacıyla. Tabi sonraki dönemlerde restore falan görüyor. Tam anlamıyla hangi tarihte yapıldığına dair net bir bilgi yer almıyor manzarasıyla, doğasıyla, havasıyla insanları büyüleyen bir yer. Hemen kubbenin sağ tarafında bir güney saati yer alıyor. Hemen hemen şu an mevcut manastırlarda yok. Bu saat burada belirgin olarak gözüküyor zaten güney saatimiz. Hemen şuraya bir çubuk dikiyorlar. Çubuğun gölgesine göre saati belirliyorlar. O dönem yaşayan insanlarımız. Şimdi hemen kubbenin sağ tarafında güney saatimiz yer alıyor. Güney saati ee, şöyle bir işe yarıyor. Hemen üst tarafına bir çubuk dikiyorlar. Çubuğun gölgesine göre saati belirliyorlar. Buna göre işleyişlerini, günlerinin e, saatlerini ona göre ayarlıyorlar. Hemen kubbenin arka tarafına doğru gittiğimizde Van Gölü, İnköy Koyları, hemen sağ taraf Altın Saç, Akdamar Adası da burada gözüküyor hatta. Burası zaten Akdamar Adası ile hemen hemen aynı tarihe denk geliyor. Yani Sağa doğru Belako Dağı'na doğru baktığımızda bir ormanla karşı karşıyayız. Diğer tarafa baktığımızda ise direkt Van Gölü ile karşı karşıyayız. Ee, koyuyla, yeşilliğiyle, maviliğiyle insanı büyüleyen bir yer zaten. Her mevsimde gelinebilecek bir yer. Ulaşımı kolay. Dediğim gibi Gevaş merkezine 5 km mesafede insanların kolay bir şekilde ulaşım sağlayacağı bir yer. Kalıyor burası zaten. Direkt araç yolu ee, buraya kadar ulaşım sağlayabiliyor Araç yolumuz mevcuttur Stabil bir, bir yol aracıyla buraya kadar gelinebiliyor Buradan yolumuz devam ediyor Ahini olarak tabir ettiğimiz deve boyuna kadar yol gidiyor zaten Biraz engeveli biraz stabil yol olmasına rağmen Yine de kolay bir şekilde ulaşım sağlanıyor Yani manzarasıyla insanları büyüleyen bir yer yani sahip çıkılması gereken bir yer. İnsanlarımız çok bilinçsiz bir şekilde burayı kullanıyor, zarar veriyor taşlara. buraya sahip çıkılması gerekiyor. Bizden sonraki nesillerin de burası, burayı görmesi gerekiyor. Tamam biz gördük, bizden sonrakiler görmesin diye bir şey olmaması gerekiyor. Stabil bir, bir yol üzerinden buraya kadar gelebiliyoruz. İnköy Altınsaç Tabelası zaten dönüşte yer alıyor. Altın saçtan sonra zaten bulunduğumuz yer altın saç. Altın saç köy içerisinde yer alıyor. İnköy bundan sonraki güzergahtır. Bulunduğumuz yer altın saç köyü zaten. Burası da altın saç manastır. Aziz Thomas manastırı olarak adlandırılıyor zaten. Kutsal bir manastır. Eski dönemlerde kutsal eşyaların saklanması amacıyla yapılan bir manastır burası. Aynı yani sahip çıkılması gerekiyor. Düzenli bakılması gerekiyor. Turizme kazandırılması gerekiyor. İnsanların buraya e, gelmesi buraya görmesini ben tavsiye ediyorum açıkçası Böyle bir güzellikten mahrum kalmasınlar Çünkü her renk tonunu burada bulabiliyorlar Yeşilli Mavili Tekrar dediğim gibi e, suların şırıltısını, kuşların ötüşünü her şeyi burada bulabilirler. Ki kamp da yapılacak bir yer. Su olduğu için ulaşıma, ulaşımın kolay olduğu bir yer olduğu için insanlar burada e, güvenli bir şekilde kalabilirler, kamp da yapabilirler. Buna müsait bir yer zaten. Gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Herkesi buraya davet ediyoruz.